psikolojik kart sonuçta günümüzde çok yaygın kullanılan ve artık medyanın dijitalleşmesiyle beraber, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber çok yayılan, çok difüze olan bir yönetme aygıtı diyelim veya enstrümanı. Aslına bakarsak, hani Sun Tzu'nun savaş sanatına bakarsak, keza eski bizim kendi Türk tarihimize bakarsak, psikolojik harp dediğimiz şeyin çok erken tarihlerden itibaren uygulandığını görürüz. Sun Tzu'nun lafı nedir? En iyi zafer savaşılmadan kazanılmış zaferdir. Propaganda psikolojik harbin bir alt unsurudur. Bunun içinde üç çeşitli propagandadan bahsediyoruz. Bir beyaz propaganda, gri propaganda ve kara propaganda. Beyaz propaganda nedir? Açıklamayalım, örnekle söyleyelim. Her şeyin açık, şeffaf, kamerayla çektiğiniz zaman herkesin aynı şeyi anladığı bir şeydir. Örneğin Mehmetçiğin Afrin'deki yaşlı kadınları sırtına alarak, oradaki sağlık merkezine görerek tedavi ettirmesi. Bu her şeyle şeffaftır. Bir de gri propaganda vardır. Ne kadarı gerçek, ne kadarı sahte o çok belli değildir. Yani araya doğru mu karışmış, haber kaynağı biraz şüphelidir. Bir de kara propaganda vardır. Kara propaganda hiçbir şekilde doğruluk gözetmez. Sadece karşı tarafı yıkmak, herhangi bir şeffaflık da içermez. Sadece karalar. Bu yüzden de kara veya işte siyah propaganda diyoruz. Bugünkü psikolojik harp ne yapar demokratik ülkelerde? Kardeşim, bu konularda direnirseniz, bu konularda dik durursanız, bizim dediğimizi yapmazsanız ekonomik olarak sıkıntı yaşarsınız. Arabanızın mazotu, benzinin fiyatı artar. Hayatınız zorlaşır. Bedel ödersiniz. İşte şehit verirsiniz, kayıp verirsiniz. Dolayısıyla bunu da nasıl yayar? Hem kendi açık kaynak, bilgi kaynaklarıyla, hem kendi gizli kaynaklarıyla, hem de Sovyetlerde işte aparatçik denilen veya işte ayıp adamın mankurt dediği, ülke içinde o ülkenin yerel nüfusu gibi gözüküp de dışarıyla çalışan ve bizim İslam kültüründeki, terminolojideki tabirle fitnecilik, kuğuculuk yapanlar. Yani bunu biz şu anda 15 Temmuz'dan beri zaten yaşadığımız şey bu. Yani ülkede her şey kötü gidiyor, hiçbir şey gitmiyor, her şey daha da kötü olacak. Dolayısıyla bir an önce işte şu dış politika tercihlerinin bırakılması lazım, şu stratejik yaklaşımların bırakılması lazım. Ne olalım? Şunu olalım yani. Küçük olalım, etkisiz eleman olalım ama müreffeh bir şekilde yaşayalım. Sun Tzu, yani asıl savaşın korku yayarak kazanıldığını, yani karşı tarafın sizi askeri gücünüzü kullanmanızdan korkmasıyla bir pozisyon aldığını ve savunmaya geçtiğini anlatır. Cengiz ordularının yayılmasında korku çok önemlidir. Çünkü kendilerine 300-500 kilometre uzakta bulunan Cengiz ordularından haberdar olan kişiler şunu duymuşlardı: Cengiz girdiği kentlerinde taş üstünde taş bırakmamıştır. Nedir bu özeller? İki düzenli ordunun birbiriyle çarpışması yerine halktan sivil unsurların olduğu veya milislerin sivillerle askerlerle karıştığı, proxy dedikleri işte yabancıların vekalet savaşlarının olduğu, birilerinin finanse ettiği, bazen bu finanse edilen toplumların sadece oradaki yerel halk değil, yapay suni bir şekilde oluşturulmuş olan terör örgütleri veya başka eller, başka, hatta bunu ileride konuşacağız, askeri şirketlerle devam eden bir konsept geldi. Karşı tarafın mukavemetini askeri güç kullanmadan kırmak. Zaten savaş dediğimiz şeyi meşhur Alman general stratejist Clausewitz o şekilde tarif ediyordu. Savaş siyasetin başka araçlarla devamıdır. Yani biz savaşa, kaba güce, şiddete ne zaman başvururuz? Karşı taraf sözden anlamadığı zaman, bakışımızdan anlamadığı zaman. Yani gündelik hayatımızdaki kavga, çatışma, gürültü de bundan kaynaklanıyor. Ama şu anda psikolojik harp daha teknolojik, daha tehlikeli. Ve bütün hakikaten milletlerin, millet yapan değerleri çökertecek şekilde yapıyor. Ortalama bir Türk vatandaşı, hatta bir liseli Türk gencinde bile
hala imparatorluk hülyası vardır. Karşı tarafı zaten rahatsız eden ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekatı arttıran şey de bu. Yani bir örnek vermek gerekirse, benim işte lise çağında bir kızım var. Bu daha ortaokulda tarih dersi alırken bana şöyle bir soru sordu. Baba dedi, işte biz Trablusgarp'la ilgilenene kadar 1911'de acaba Balkanlara daha fazla dikkat gösterip Balkanları elimizde tutsa mıydık? Şimdi 1912'den sene gelmiş 2010'lara elinde akıllı telefon olan bir kız çocuğunun düşüncesi, acaba Balkanlar ne olacak? Şimdi işte rahatsızlık veren şey budur. Çanakkale Savaşı'na baktığımız zaman da kara yüzü vardır. Orada Çanakkale Savaşı'ndan da bir örnek vereyim propaganda ile alakalı. İngilizler diyorlar ki attıkları propaganda mektuplarında Türk askerine, ey Müslüman Türk kardeşim, hitap Türkçe, Osmanlıca, ne demeye Alman için savaşıyorsun? Senin yerin yurdun bizim yanımızdır. Hani sanki kendisi böyle işte Mekke ile Medine'yi mamur etmiş bir devlet gibi dercesine. İşte buradaki, bir de oraya resim koyuyorlar. Esir alınan Türk askerleri nargile içerken. Bak, bize teslim olanların durumu şu anda budur. Evet, hakikaten de resimde bir Türk, Elyas'ı eski Türkçe, Osmanlı Türkçesi dediğimiz. Tabii aslında öyle değil. Bir kısmını kör ettiler, bir kısmını işte perişan oldular. Çoğu geri dönemedi vesaire. İşte kara propaganda tam olarak budur. Ey Müslüman kardeşim, ne demeye bizle çarpışıyorsun? Hatta asıl Müslüman devlet biziz. Görmüyor musun? Bir sürü Hintli asker var içimizde. Onlar da namaz kılıyorlar. Gel burada rahat rahat namazını kılabilirsin. Tabii buradaki amacı kara propaganda dedirmiş. İşte tam olarak budur. Ama ilginç bir şekilde bu kara propagandayı üreten İngiltere'deki merkez yanarak yok olmuştur. Evet, tarihe karışmıştır bu bina. Psikolojik harbin çok gerilere gider aslında kökenleri, ama bunun en iyi uygulanması 2. Dünya Savaşı'nda oldu. İşte Yahudilerin ne kadar kötü olduğu, ne kadar Alman ekonomisini perde arkasından çökerttiği ve esas dünyaya hakim olması gereken Ari ırk. Yani bu Ari ırkı da Almanların temsil ettiğini propagandalarla yayarak insanların beyinleri yıkandı ve insanlara bir düşman kamp yaratıldı. Şimdi meşhur Samuel Huntington vardır. Bu medeniyetler çatışması diye. O diyor ki Foreign Affairs dergisinde, o CFR'ın dergisidir. Biz halkımızı birlik bütünlük içinde tutmamız lazım. Tutmak için de kendimize düşman yaratmamız lazım. Düşman yaratacağız ki halkımızı da korkutup kontrol altında tutacağız. İşte savaşlar da böyle. Savaşlarda da durup dururken bir düşman yaratacaksın ki onu propaganda kullanacaksın ve halkını kendi arkana alıp savaşın haksız da olsan haklı olduğunu göstereceksin. Yani meşruiyet arma yolu en azından propagandadan geçiyor. Helmut von Moltke, Alman Genelkurmay Başkanı'nın bir sözü var. Savaş insanlık tarihinden silinemez. Sürekli bir barış hayali de boş bir hayaldir. Çünkü nasıl insan önemli bir varlıksa, savaş dediğiniz şey de sizin bazı şeyleri ne kadar sevdiğinizi, bazı değerlere ne kadar bağlı olduğunuzu ve eğer hani dindar bir insansanız da gerçekten Allah'ın rızasını ve öte hayatı, bu hayata, buradaki dünyanın güzelliklerini ne kadar tercih ettiğinizin sınandığı bir imkandır. Ha, bu şu demek değildir. Savaş çıkması için uğraşan ya da savaşı yüceltin. Ama buna karşılık hiç savaşın olmayacağı, hiç çatışmanın olmayacağı, ellerimizi kaldırıp işte el ele tutuşunca barış olacağını zannedeceğimiz bir dünyada karşı psikolojik harbin bize öğrettiği bir yalandır. Ziya Paşa'nın bu Latinceden çevirdiği sözle, hazır ol cenge, istiyorsan sulhu salah.